Değerli Dost TV izleyicileri, yağmurlu bir Ankara gününde Dost TV stüdyolarında tecrübeyle sabit programında sizleri selamlıyoruz. Her hafta farklı hayat hikayelerini, farklı tecrübeleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Akarta Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bey misafirimiz. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Nasılsınız? Hayırlı. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok şükür. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah iyilikler versin. Aydın Bey girişte de kısaca söyledim ama programımızda her hafta sizin gibi değerli misafirlerimizin hayat hikayelerini dinliyoruz. Onların tecrübelerinden istifade etmek, evet, seyircilerimizin istifade etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de sizleri dinleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Aydın Bey aslen Bağlalısınız değil mi? Ankara Bağlı. Peki merkezinden mi, köyünden mi? Ankara'nın Bağlı Büyükçamlı köyünde. Hayat, orada doğdunuz. Doğru, orada doğdum. Sonrasında öğrenim hayatınız orada mı geçti? 1973'te Büyükçamlı'da doğduk. İlk öğretim okulunu orada okuduk. Daha sonraki aşamalarda biz Kırşehir'e gittik. Kırşehir'de kaldık orada. İlk ortaokul ve lise hayatım Kırşehir'de geçti. Eğitim hayatım bittikten sonra üniversiteye gitmedim ve ticarete atıldım ben. Peki niye hemen ticarete atılma gereksinimi duydunuz? Biz aile olarak babanın 7 kişilik bir kardeş grubumuz var. 5 erkek, 2 bayan. Hayat şartları o zamanlarda çok zordu. Zor olduğu için aile de kalabalıktı. Baba ticaret, çiftçilikle uğraşıyordu. O ekonomik şartlardan dolayı çok da okumak istemedik. Bir an önce ticarete başlamak istedik. Ne yaptınız peki? Okulu bittikten sonra bir yıl kadar bir dışarıda bir işlerle uğraştık. Bir yılın sonunda kendi başıma gittim, bir çay ocağı açtım. Bahçelievler'de, Ankara Bahçelievler'de. 2 yıl kadar çay ocağıyla uğraştım. Sonraki aşamada Güneyce Çay vardı. Güney Çay'ın Ankara Bayi'ni aldım. Kaç yılında? 93 yılında, aşağı yukarı 20 yaşında Güneyce Çay'ın Ankara Bayi'ni aldık. 2 yıl o işi devam ettirdikten sonra... Bayilik derken bir çay ocağı işletiyordunuz ya da dispiritör müydü? Başta çay ocağıyla başladım, sıvı çayla. Daha sonraki aşamada Güneyce Çay'ın, Kuru Çay'ın, Rize'deki Güneyce Fabrikası'nın Ankara Bayiliğini aldım. 2 sene kadar o işi devam ettirdim. 95 yılında Güneyce Market'i kurarak ticareti market sektöründe devam ettirdim. Peki marketçiliğe geçmenize neden olan şey ne oldu? Çay o tarihte o işte çok başarılı olamayınca ne yapabiliriz diye biz düşündük kardeşlerimle beraber. Marketçilik biraz bize biraz daha cazip geldiği için market sektörüne biz geldik. Neredeydi yeriniz? Yine Ankara'da. İlk biz Emek Mahallesi'nde başladık. İlk şubemizi biz orada açtık. Daha sonraki zamanlarda bir gros ve 6 şube market olmak üzere 7 tane şube açtık biz. Şu an devam ediyor musunuz? Burada? Yok. Market sektörüne biz 28 sene hizmet ettik. 10 yıl kadar önce ben kozmetik sektörüne girdim. Kardeşlerim de inşaat sektöründe devam ediyorlar. Onlar da inşaat sektörüne girdiler. Peki yani konusu açılmışken sormam lazım. Buyurun. Marketçilikten ayrılmanıza neden olan şey ne oldu? Marketçilik bir hizmet sektörüdür. Hizmet sektörü şartları çok ağırdır. Sabahleyin erkenden başlarsınız, gece geç vakitlere kadar. Cumartesi pazarınız olmaz, bayramınız olmaz, ölünüz olmaz, tatiliniz hiç olmaz. Şimdi öyle olunca da o şart market sektörü gelecekte vaat eden bir sektör olarak görmüyordu. Çünkü ülkemizdeki en büyük sıkıntı emek sektörü. Emek şu anda ülkemizde yok. Ve tüm marketçi hatta geçen hafta biz ATO'da bir toplantı yaptık. Ben halen PERDER üyesiyim. Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyesiyim. Geçen sene kapatmamıza rağmen. ATO'da toplantı yaptık. Tüm Ankara'daki zincir marketler vardı. Toplantı dönüp dolaştı. Elemanı geldi. Yani hiç önümüze bakmadık. Eleman olunca hiçbir yapma şansınız yok. Tüm reyonlarda, tüm zincir marketin hepsi 10 kişilik çalışması gereken reyonlarda şu anda 2 kişiyle, 3 kişiyle hizmet vermeye başladılar. Ve şu anda hepsi çok ciddi anlamda emekten dolayı, elemandan dolayı sıkıntı çekiyorlar. Yani buradan personel bulma sorunu mu yaşıyoruz? Aynen, şu anda kimse personel bulamıyor. Niye peki sizce? Bunun ana noktası şu, çok aslında derin konular bunlar ama en büyük noktalarda devlette çalışan çok fazla kadrolarımız var. Yani şimdi herkes oturmuş devleti suçluyoruz, doğru, haklıdır. Ama herkes bir rahat iş istiyor. Ülkeyi kendi elimizde şu anda Abdülkadir Bey'i batırıyoruz. Herkes gökten yukarıdan bir şeyler inmesini istiyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekleri kimse okumak istemiyor. Yani isterseniz burada birbirimizi kandırıp da yuvarlak kelimeler koyacağız veyahut da ülkeyi oturup tek kelimeyle kurtaracağız. Şimdi 1945 Almanya taş üstüne taş yok.
İkinci Dünya Savaşı'na çıktı. Ama üretim ahlakı vardı, üretim kültürü falan vardı. Adamlar bununla ülkeyi kalkındırdılar. Ama ülkemize öyle değil. Memleketin yarısı devlette çalışıyor. Belediyeler adam dolu. Gençler çalışmak istemiyor. Herkes üniversite mezunu. Tüm alanlarda o kadar çok boşluk var ki herkes kendisine rahat iş istiyor. Sosyal medya çok para kazanan insanlarla dolu. Böyle olunca üretimde çalışacak eleman bulamıyoruz. Şu anda zaten bunun sıkıntısı hepimiz yaşıyor, siz de yaşıyorsunuz. Ama şunu anlamadım. Mesela yani bu bahsettiğiniz çok genel sorunlar. Doğru. Bunu marketçiliğe ya da perakende sektörüne diyelim, daha belki bir üst katmanda değerlendirelim. Neden o yani sizin bu sektöre devam etmemeniz seviyesinde neden olan sorun sadece personel istihdamında nitelikli personel bulamamış olmak değildir diye zannediyorum. Ya şöyle yani. Bunu ya biz o zaman gördük. Yarın eleman bulamayacağımızı biz gördük. Kesinlikle. Yani yarın öyle. Çünkü toplumda kimse market sektöründe çalışmak istiyor. Ağır bir sektör, alt segmentte kalan bir sektör. O konuda tecrübeli gençler çalışmıyorlar. Çünkü hafta sonu, bayram, seyran, o tür imkanlar falan market sektörü yok. Hizmet sektörü olduğu için. Herkes bir tık daha prestijli masa başı işçi istiyor. Bir laf var ya, sen A, ben A, bu ineği kim sağ? Herkes masam olsun, rahat edin diye istiyor. Zaten bunu hepimiz de görüyoruz şu anda. Ne tesisatçı bulabiliyoruz, ne elektrikçi bulabiliyoruz. Gelen de zaten 3 katı, 5 katı fiyatla geliyor. Şu anda ülke zaten bu sıkıntıyı yaşamaya başladı. Anladım. Peki sonrasında kozmetiğe girdiniz değil mi? O kozmetizi biraz tesadüf oldu. Biz araştırmalarımızda 95 yılında biz market sektörüne girerken kozmetik sektörünün aşağı yukarı %35'i yerli sermayenin elindeydi, biliyor musunuz? Ama zaman içerisinde ne olduysa bunlar %10-15'lere kadar düştü. Hatta %10'ların altına bence düştü. Biz de 10-15 yıllık kadar önce biz arkadaşlara bir istişare ettik. Yani neden kozmetik sektöründe böyle biz hızlı bir düşüş falan var? Sektörde üniversitelerle görüştük, bazı dostlarla görüştük. Şunu gördük, biliyor musunuz Abdülkadir Bey? Kozmetik bölümleri tamamen kapatılmış. Dünyada en büyük sermaye nerede biliyor musunuz? Savunma sanayinde, daha sonra kimya sanayinde. Kimya sanayinde de kozmetik sektörü o kadar büyük bir piyasa ki savaşta dahi devamlı yükselen bir sektör. Bu sektör tamamen şu anda yabancı sermayenin eline geçti. O zamanlar %90'dı. Biz bir arkadaşlara istişare ettik. Ne yapabiliriz? Bir şekilde biz üniversitedeki hocalarımızla görüştük. Sektör içine girme kararı aldık. Ne zaman başladınız? 2014 yılında biz başladık. Biz bu süreçte bizim aşağı yukarı 5-6 yılımız Ar-Ge'yle geçti. Tabii şöyle bekledik. Ya biz ticaret biliyoruz. Biz 1-2 yıl içinde bu işi çözeriz dedik ama çözemedik. Çünkü yetişmiş kadro olmayınca bu Ar-Ge sürecimiz çok hızlı uzadı. 6 yılı buldu. Ve geldiğimiz noktada şimdi pek çok ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Evet. Kendi ürünlerinizi kendiniz imal ediyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Kaç çeşit ürünümüz vardı? 160 civarında ürünümüz var. Tamamen doğal. Bu ürünlerimiz GİMDES'ten helal sertifikalı. TSE'den de helal sertifikalı, tamamen doğal ürünler. Neler üretiyorsunuz? Diş macunundan krem, şampuan, sabunlara kadar, güzellik ürünlerinden kolonya kadar çok biz ürün üretiyoruz. Tamamını kendiniz üretiyorsunuz? Tamamen hepsi doğal, kendi üretimimiz. Peki satış pazarlama nasıl oluyor? E-ticaret ekibimiz var, onlar kuvvetli bir ekibimiz var. İhracat ilgili bir ekibimiz var. Aynı zamanda sahada da bayilikler oluşturan ekiplerimiz var. Peki yani bu kadar fazla ürün ürettiğinizden dolayı muhtemelen güçlü bir de üretim altyapınız olsa gerek. Çok şükür onu oluşturmaya başladık biz. Yani böyle serzenişlerle başladı program. Pek çok sorunları dile getiriyoruz. Zannediyorum üretimde de ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuzdur yani. Tabii yani yetişmiş kadro olmayınca ilk zamanlar biz kazan kazan ürün döktük inan ki. Çünkü yetişmiş kadroları yok, işi bilen kimyagerler yok. Olmayınca da dediğimiz gibi biz 2 yılda alacağımız yolu biz 6 yılda aldık. Tabii bu 6 yıldaki 4 yıldaki aradaki fark ne oldu? Bizi ciddi anlamda sermayesel olarak çökertti. Aslında kozmetik baktığınız zaman Abdülkadir Bey, dışarıdan baktığınız zaman çok zor ama işi öğrendiğiniz zaman yemek yapmak kadar kolay bir iş. Dünyada kozmetik sektörü şu anda bizim kendi ülkemizde
150 milyar liralık bir pasta. Bu pastanın yüzde, o bahsettiğim ilk zamanlarda %10'uydu. Şu zamanlar herhalde ülkede ciddi anlamda bir atılım var. Bu protesto olaylarından dolayı da şu anda ülkede %20-25 civarında pasta yerli markaların eline geçmeye başladı. Tabi bu yeterli, yeterli değil. Burada eksikliklerimiz var. Eksikliklerimizi hızlı bir şekilde bizim bitirmemiz lazım. Anlıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada pek çok ürününüzü kendiniz üretiyorsunuz. Doğru. Çok sayıda ülkeye de ihracat evet. yapıyorsunuz. İhracatın genel cironuz içerisindeki payı ne durumda peki? %15-20 civarında bir payımız var. Daha önce ilk işletmemizde ufak bir alandı. Orada zaten o hedeflerimizi biz doldurmuştuk. Şu anda büyük bir fabrikaya geçtik bir ay kadardır. Şu anda ihracata çok ciddi anlamda ağırlık vereceğiz biz. Peki Aydın Bey, şimdi nitelikli insan sorununa yani evet. Bahsediyorsunuz. Ama bu personel de böyle durduk durmadık yerde yetişmiyor. Yani illa ki bu kişinin de kendisini yetiştirecek alanları bulması lazım. Doğru. İşte bu bazen staj oluyor, bazen okulla beraber çalışma hayatına devam eden kişiler oluyor. Burada misafir ettiğimiz konuklarda mesela ben çok duydum. Üniversite hayatlarına ya da işte lise hayatlarına devam ederken eş zamanlı olarak çalışıp bir sektörde, bir şirkette, kurumsal bir şirkette kendisini yetiştirip bu arada da o sektörün know-how'ını öğrenip, işlerin nasıl döndüğünü, nasıl yürüdüğünü öğrenip sonra buldukları küçük sermaye imkanlarıyla da kendi işini kurup bugün işte dünya çapında şirketler pozisyonuna ulaşmış kişilerin hayat hikayesini bu programda biz dinledik. Evet. Bu biz nitelikli personel sorununu sizin hayatınızda da kendi iş sektörünüzde de bizzat yaşayarak gördünüz. Nasıl çözebiliriz? Çözmenin tek noktası var. Ülkede çok ciddi anlamda üniversiteler açıldı. Şimdi gelişmiş ülkede, özellikle İskandinav ülkelerinde insanlar üniversite mezunu ama aynı zamanda sanayide bir şef olarak çalışabiliyor. Ama bizim ülkemizde öyle değil. Bizim ülkemizde üniversite mezunu olan her arkadaşımız masa başı iş talep ediyor. Şimdi masa başı iş olunca üretimde çalışacak kadrolar bulamıyoruz. Biz devletten şunu rica ediyoruz. Ya lütfen bu kadar üniversite açmayın veya nitelikli üniversiteler açın veya yeterli sayıda kadrolar orada yetiştirin. Biz meslek liseleri o kadar çok kıymetli ki Abdülkadir Bey. Ülkemizdeki meslek liseleri hızlı bir şekilde kapandı. Veyahut da şöyle bir algı var meslek lisesinde. Ben amele çıkacağım diye orada. O kavramı bizim değiştirmemiz lazım. Meslek liselerinin bazıları isimde çok önüne çok güzel isimler koydu bilimsel olarak ve o meslek liseleri şu anda ciddi anlamda talep görmeye başladı. Mesela örnek olarak biz Gazi Mahallesi'ne Mehmet Rüştü Uzel Meslek Lisesi'nden stajyer öğrenciler alıyoruz. Orada iki tane bina var ve o binanın bir tanesi %40 oranında dolu, diğer bina boş, diğer binanın teki de zaten yarı oranında tamamen boş. Öğrenciler burayı tercih etmiyor. Biz özendirmemiz lazım. Dünyanın en büyük sektörü kimya ve kozmetikse bizim bu meslek liselerini tamamen hepsini özendirmemiz lazım. Gençleri oraya vermemiz lazım. Eğer orada çıkan genç ben de evet diyor, ben de lise mezunum diyor, ben de sanayide çalışabilirim diyor. Ama üniversite okuyan kimyager direkt ben şunu bizden talep ediyor. Masa başı işiniz var mı? Laboratuvarınız var mı? Bize binlerce şu anda kimyager ve kimya mühendisi müracaatı var ve bunların hepsi de şu anda boşta iş bulamıyor. Ama ne ekmese hepsi diyor ki ben üniversite mezunum diyor. Devlet bana bu diyor masa başı iş vermek zorunda. Bizim bu algıyı kırmamız lazım. Ülke olarak biz bu algıyı kırmadıktan sonra bizim eleman bulma şansımız yok. Ara eleman yok. Denecek kadar az yani şu anda. Şimdi programlarımızda yine konuklarımızdan dinlediğimiz hususlar. Evet. İşte 28 Şubat süreci gibi bir süreç geçirdi ülkemiz. Doğru. Ve bu süreçte İşte konu belki imam hatipler üzerinden okundu. İşte meslek liselerine yönelik ciddi bir olumsuz yaklaşım oldu uzun bir süre. Ve işte bu her geçen gün bu okulların öğrenci sayıları düştü. Şu son belki 10 yıldır, 15 yıldır yeniden buralara yönelik bir yönelme olmasına rağmen hala maalesef işte burada da sizin anlattığınız gibi yani konu belki imam hatipler üzerinden okundu ama bunun diğer meslek liseleri bölümlerine de maalesef çok olumsuz bir etkisi oldu. Ve işte yani ben de bunları okuyorum, takip ediyorum. Pek çok dünya ülkesinde hakim öğrenim grubu meslek liseleri olmasına rağmen işte diğer üniversiteye yöneltilecek liseler daha az sayıda öğrenci kabul ediyor. Ama bizde maalesef tam tersi bir durum var.
Yani tamam, herkes üniversite mezunu olsun, doğru, ama bir meslek edindikten sonra, meslek lisesiyle değil mi? Meslek doğru. edindikten sonra bunun belki ihtisasını yapması çok daha doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Ya o zaman 28 Şubat'ta o süreç nasıl yanlışsa, şu anda da Abdülkadir Bey bir yanlışlık var. Yani herkes bunun yanlış olduğunu çok rahat biliyor ve kabul de ediyor. Ama bir türlü bunu zikretmiyorlar. Bu kadar çok İmam Hatip'in de açılması doğru ben görmüyorum. Yani onun yerine o çocuklar İmam Hatip yerine meslek liselerini bizim yönlendirmemiz lazım. Çünkü kadrolar bulamıyoruz. Yarın inan ki hiç bulamayacağız. Çünkü gençleri o kadar bir noktaya getirdi ki gençler çalışmak istemiyorlar. Gençler üretmek istemiyorlar. Bu ülkenin en büyük sıkıntılarından biri de EYT ile ilgili bir problem var. Yani herkesi biz emekli ettik. Dünyada şimdi evet belki insanlar kızacaklar ama dünyada 60 yaşında insanlar emekli olurken bizim ülkemizde şu anda 40 yaşında gençler emekli oldu. Ve şu anda bence yaşlı kesiminden, yani şu anda bir bütçe var. O bütçeye de kaç lira bütçe var? Şu kadar bütçe var emeklilere ayrılan. Ne oldu? Emekli sayısı 10 binken 15-17 bin lira çıkınca bu ne yapacak? Bu bütçede bunları dağıtılacak. Ve şu anda yaşlı insanlar düşük rakam maaşlar alıyor ve geçinemiyorlar. Ve öyle olunca iş alanında bir de EYT'den biz bir darbe yedik. Günün sonunda bu darbe hepimiz yiyoruz. Yani hepimiz şunu protestiyoruz. Şu pahalı, bu pahalı, üretim pahalı, giyim pahalı, yiyecek pahalı, her şey pahalı bu ülkede. Ama üretim dediğimiz zaman kimse üretmek istemiyor. Üretmeyince o zaman nasıl pahalı oluyor? Ben onu da anlamış değilim. Yukarıda problemler olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir ama en büyük sıkıntı üretimle ilgili toplumun üretimi aylatmaması, toplumun üretmemek istemesi. Üretmeyince muhakkak pahalı yiyeceğiz. Peki istihdam konusu dışında sizin imalat sektöründe çalışan biri olarak yaşadığınız başka hangi sıkıntılar var? Ya biz ham madde olarak tamamen yurt dışına bağlıyız. O da çok kötü bir şey durum. Ham maddelerimizin %80 yurt dışına geliyor. Ağır sanayi. Keşke bu ürünler bizim ülkemize üretsek ve bunu yapsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Yani en büyük sıkıntımız şu anda eleman, ara eleman. Ya inan ki ara eleman olayını çözdükten sonra zaten gerisi hepsi arkasından kesinlikle gelecek. Önemli olan ülkenin en büyük tek sıkıntısı. İsterseniz burada oturalım saatlerce, ben bir şey diyelim. Akademisyen falan değilim. Saatlerce burada oturup toplantılı yaparız. Hepsinin sonucu nereye biliyor biliyor musunuz? Kaliteli, işini seven, işini yapan düzgün eleman. Yani düzgün üretim elemanı bulursanız, ara eleman, yöneten eleman bulursanız her şeyi çözersiniz. Ülkede şu sıkıntı var. Ülkede çok büyük sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da yaratan tamamen biziz. Bu ülkede 15-20 milyon eli öpülüsüce insan var, çalışan, üreten. Devlette de biz bunu duyuyoruz. Belediyelerde duruyoruz, STK'larda duruyoruz. Herkes şunu istiyor. Özel sektör diyoruz. Ben üreten emekçi elemandan bahsetmiyorum. Yönetim kadrosundan bahsediyorum. Herkes şunu istiyor. Ben de iş şirkete gideyim, devlete gideyim, belediyeye gideyim. Çayım gelsin, kahvem gelsin. Saat 9 olsun, 10 olsun. Yalandan bir tane, bir saat, iki saat ben orada çalışayım. Ondan sonra öğle vakti gelecek. Öğleden sonra biraz sallanayım. Ondan sonra akşam olsun. Bir gün bir kurumdaki bir dostuma söyledim. Abi dedim, durumlar nasıl yani personel çalışma şeyini, en çok çalışan benim dedi. Günde 2-3 saat çalışıyorum dedi. Tabii burada şunların hakkını yemeyelim yani. Ciddi canla başla mücadele edilen insanlar kesinlikle bunu kastetmiyorum. Ben genelleme olarak bahsediyorum. Birileri bunu belki yanlış bir noktaya koyabilir ama biz bu doğrular okumadıktan sonra bu ülkeyi kurtarma şansımız yok. O yüzden herkes iş saatine başladığı zaman üretmek zorunda, yönetmek zorunda, kesinlikle orayı çalıştırmak zorunda. Burası ne çay içme yeri, ne kahve içme yeri. Ben 32 yıldır ticaretle uğraşıyorum. 32 yıldır kendi işletmelerimi kesinlikle, yani tek nokta olduğu zaman gidip kendim saat 7.30'da açarım. Kendim en son kapatır giderim. Maddi bir ihtiyacım var mı? Yok, hayır. Ama tek amacımız var, ülkemize üretim olarak ne katma değer katabiliriz. Bunu başardığımız zaman inan ki ülke kurtulur. Şu anda bir sürü programları ben izliyorum. Akademik çalışmalar, çalıştaylar, şunlar, bunlar. Hatta biz bir Yıldırım Beyaz Üniversitesi, başka üniversitelerde biz protokol yaptık. Orada yetişmiş kadroları kendi bünyemize alıyoruz. Bir de kendi bünyemize bir akademi kurduk. Biz gençlere şunu söylüyoruz. İsterseniz hatta hocalara da söyleyeyim, birkaç konferansa da beni çağırdılar. Ben şu onu söyledim. Ya hocalarım dedim, öğrencilerin yanında. Burada en çok hocaları protesto ediyorum dedim. Hocalar yanlış anlamasın. Çünkü ülkede biz akademik olarak %80 zamanımızı çalıştaylar, toplantılar, konferanslarda geçiyoruz. %20 üretime kalıyor. Arkadaşlar bunu bizim değiştirmemiz lazım. Zaten her şey yolu belli. %20 çalıştay, konferans, ARGE neyse
%80'i üretime kattığımız zaman zamanımızı, o zaman bu ülkeyi kurtarırız. Aydın Bey, sizin ürettiğiniz ürünlerde siz doğal kozmetik ürünleri üretiyorsunuz. Evet. Şimdi bu doğal kozmetik, yani ben bu konuya da çok yabancı biriyim açıkçası. Evet. Doğal kozmetik ürünlerin bu diğer kozmetik ürünlerden farkı nedir? Şimdi gelişmiş ülkeler Abdülkadir Bey tamamen doğal kozmetiğe döndüler. Bunun ana sebepleri var. Çünkü dün bağışık sistemimiz bizim çok kuvvetliydi. Yediğimiz, içtiklerimiz bize fayda sağlıyordu. Şimdi bağışık sistemimiz tamamen bitti. Özellikle gençlerde sıfıra indi. Bu bilimsel olarak bunlar artık kanıtlanmış şeyler. Bir yumurtadan işte 15-20 sene önce veya da 25 sene önce bir yumurtadan aldığınız vitamini bugün 15-20 yumurtadan alıyorsunuz. Bunlar tüm gıdalarda falan da geçer. Artık tamamen bağış sistemimiz bitti bizim. Yani ben yaş 50, dün doğal geçiniyordum. Bir şekilde biz kurtardık ama yeni neslin hiç şansı kalmadı. O yüzden Avrupa, özellikle gelişmiş ülkeler tamamen doğal gıda ve doğal kozmetiğe geçti. Bu bilimsel akademik çalışmalar, hocalarımızın yaptığı çalışmalar. Hocalarım şunu diyor, ya diyor ki gıda alıyorsunuz, kimyasal gıda ve bunu insan vücuduna verdiği zarar diyor %35-40. Çünkü onu posa olarak bir şekilde atıyorsunuz diyor. Ama kozmetiği öyle demiyorlar, biliyor musunuz? Çünkü vücudumuz bir tarla benziyor, derimiz var ve zararlı kimyasal kozmetik direktmen deri üzerinde kana emiliyor. Sonraki aşamalarda ne yapıyor? Bu şu anda tehlikeli ve ileride ne olacağımız da belli değil. Bu aslında doğal kozmetik önleyici bir tıp, biliyor musunuz? Sağlık sektörüne ciddi anlamda faydası sağlayacak. Mesela kimyasal kozmetik, hocalarımız yazdığı şeyler ne diyor? İnsan sağlığına verdiği zarar. Baş ağrısı, saç derisindeki emilim, saç problemleri, kepek, saç tellerinde kırılma, saç dökülmesi, kafa derisinde kızarıklık, seborrojik dermatit. Üreme organları ve üreme sağlığına meydana gelen hasarlar, üreme döngüsünün bozulması, kısırlık. Bak bunlar çok tehlikeli. Prostat, yumurtalık kanseri, iç organlarda hasar, böbrek ve karaciğer hastalıkları, iltihaplanma, tümör, organ yetmezliği, normalden daha hızlı yaşlanma, cilt deformasyonu, cilt kanseri. Hormonal ve genetik bozukluk, gebelikte DNA deformasyonu, gelişim bozukluğu, göz hastalıkları, kirpik dökülmesi, göz iltihabı ve körlük, alerjik ve cilt hastalıkları, dökündü, egzama ve cilt kanseri. Bunlar yani bayağı bir sorunlu tabii, konular var. Tabii. Şimdi ama ben bilemem ki şimdi bunu, yani bir ben nihayetinde son kullanıcıyım. Nihai tüketici bu bizim. Doğru. Seyircilerimiz de öyle. Evet. Şimdi vatandaş bilmez ki bunun hangi yani prospektüsüne bakarak bizim bunu anlayabilme imkanımız da yok. Yani burada bizim dikkat edeceğimiz husus ne olmalı? Şimdi arka tarafını okumamız lazım. Arka tarafında bizde okuma kültürü olmadığı için, belki okusa bile toplum %90 bunu anlamaz. Kimyager de değil, biyolog da değil, eczacı değil. Belki arka noktasını falan da okusa da zaten onun da farkına varamaz. Doğru ürünü kullandığımı, o da çok önemli. Şimdi kozmetikte bir ürünün ana ham maddesi var, doğal, ana bazı. Ondan sonra doğal ve organik aktif maddelerle destekliyorsunuz. Şimdi koyduğunuz X ama E vitamini diyelim, örnek bir aktif madde diyelim. O aktif maddeler de ve de içine koyduğunuz ekstratlar da en kalitesini koyduğunuz zaman ortaya çok güzel bir ürün çıkıyor, biliyor musunuz? Keşke, ben şunu isterim. Sağlık Bakanı ve devletimizin bunu denetlemelerini isterim. Ve herkes en organik, en doğalını koymak zorunda. Doğal olarak üreten firmalar da bundan kaçınıyorlar. Ve de üzerine bir miktar, eser miktarda doğal ürün koyuyor. Doğal ekstratlı bir ürün diyor. Toplum bunu algılayamıyor, bilmiyor. Bu sektör içerisinde biz girdikten sonra biz onu öğrendik. Şimdi çok özür dilerim. Şimdi ellerinizden öper, iki tane çocuğum var. Şimdi yumurta alıyoruz. Siz konuyu yumurtadan açtınız, evet. Ondan örnek vereyim. Şimdi markete gidiyoruz. İşte diyor ki gezen tavuk yumurtası. Doğru. İşte organik yumurta. İşte çiftlik yumurtası. İşte hatta biraz da böyle rengi böyle biraz samanı mamanın içine koymuşlar. Şimdi ben bilmiyorum ki bunun hangisinin ne olduğunu, hangi şartlarda yetiştiğini. Ya bir de fiyatları da tabii normal diğer yumurtaya göre birkaç kat daha yüksek. Şimdi aynısı burada da var. Şimdi vatandaşımız burada bunu bilemez, takip edemez. Yani şimdi madem bunlar dediğimiz pek çok şeyden bahsettiniz. Yani bu insanın hem gündelik hayatını zora sokacak rahatsızlıklara neden olabilir. Belki ölümüne neden olabilir yani. Tabii, bundan da olan var. Peki yani buna dair böyle bir kamunun yapmış olduğu bir mekanizma, bir çalışma ya da işte ürün muhteviyatlarını inceleyen bir birim
Yok mu bunlar? Sağlık Bakanı İlaç ve Kozmetik Daire Başkanı var ama bu da bence yeterli değil. Toplumu bilinçlenmesi lazım ve bunu yapan firmaların ağır cezalar vermesi lazım. Size bir soru sorayım. Terör nedir? Tehlikeli bir kavram değil mi? Terör. Ya bir şey değil mi? Bunlar terör kavramına girmesi lazım. Çünkü terör karşılığı seni bir şekilde tehdit ediyor. Silahla veya da benzer şeyle. Bunlar da arka taraftan bizim çocuklarımızı öldürüyorlar. Ben gıdacıyım. 28 yılımı gıdaya verdim. Gıdanın benzerinin aynısını bizde Ankara'da Cimat denen bir bölge vardı. İç Anadolu doyurur. O bölgeden alıp da arka taraftan il günlerinde yani 100 il günlerine gidin 100 tane firma vardır. 80 tanesi Cimat'tan gitme ürünlerdir. Ve doğal diye insanlar iki katına satar. Bunu toplum bilme şansı yok. Devletin veya da biraz önce bahsettim ya devlet o kadar çok çalışan insanlar var ki bunları denetlemeler lazım. Ve de bunlara ağır cezalar vermelerse. Çünkü niye? Sonuçta bizim çoluk çocuğumuz yiyor. Yumurta aynısını Cimat'tan alınıyor. Bir saman yetine koyuyor. Hele özellikle şu sütçüler var. Arada satan sütçüler. Tanıyorum ben bazılarını falan. Gidip orada doğal yumurta, doğal sebze halinde sebze alıyor. Ve gidip doğal diye satıyor insanlar. Ve insanlar ne yapsınlar? İnsanlar haklı olarak inanmak zorunda hissediyorlar. Ve de inanmak istiyorlar. Ama günün sonunda öyle değil. Bizim sektörle de ilgili. Sektörün belki %30'u 40'ı tamamen bildirilenleri olmayan merdiven altı ürünler. Daha tehlikelisi söyleyeyim. Kozmetik sektöründe otellerde kullandığımız ürünler. Yani bir nevi belki bir tık kozmetin bazı markaları kurtarıyor. Ama otelde kullanılan o ürünler SLS dediğimiz sodyum lauryl sülfat biraz esans. Farklı bir şey yok. O da tamamen köpürtücü malzemeyle otel şampuanları da otellerde var. Bu tamamen tehlikeli. Avrupa'nın çoğu ülkelerinde bunlar yasaklanmıyor. Otellerde şampuan kullanmayalım mı yani? Vallahi ben tavsiye etmiyorum ben. Sadece peki bu şampuan. Yani otel ürünlerinde mi kullanılıyor yoksa başka yerlerde ya mi? Ya oralarda takibat daha düşük ve günün sonunda oteller genelde ucuz ürünleri tercih ettikleri için bizim için ucuz olsun önemli değil. Su ile esansı karıştırdığın zaman al size bir şampuan ortaya çıkıyor. O da doğru ve tehlikeli. Belki bazı insanlar bize kızacaklar ama bizim toplum olarak, ülke olarak bana dokunmayan ilan bilmeyin yaşasın kavram değil. Zaten sana dokunuyor. Yani şimdi toplum hastalanınca ne oluyor? Hastaneye gidiyor. Ne oluyor? Devletin bütçesinden alıyor. Öbür taraftan yani ben değil, ya bakın şimdi iki hafta kadar önce bir komşumuz vefat etti kanserden. Mesut Bey, Büyükşehir Mali İşleri Daire Başkanı'ydı. Şimdi Allah rahmet eylesin yan komşum kanserde vefat etti. Haberini ben iki saat önce aldım. Programdan sonra direktmen oraya gidip kanserde vefat etti. Başınız sağ olsun. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Neden biz bu önlemleri almıyoruz? Ve bu insanlar emekli oldu ve genç insanlar, 55-60 yaşındaki insanlar emekli oldular. Tam rahat edecekleri zamanda, biri çalışıyor belediyede, rahat edecekleri zaman hastalıklara kapıldılar. İşte nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bağışıklık sistemimiz o kadar düştü ki. Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, hepimiz sadece bir hocamızın kitabı vardı. Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı Yardımcısı. Kanseri biz çağırıyoruz diye. Kanser yok diyor, kanseri biz çağırıyoruz. Düşünebiliyor musun? Kitabın ismi Murat Hoca'nın, Mustafa Hoca, özür, kanseri biz çağırıyoruz. Hastalıkları biz çağırıyoruz. Niye? Önlem almıyoruz. Nasıl olsa bir şey olmaz diye. Her alanda asıl toplum olarak bilinçlense gıdadan kozmetiğe kadar. Her alanda zararlı kimyasal ve kozmetik üretenleri kendimiz abluk alsak ve protesto etsek ve devlet başının çapında önlemler alsak inan ki sağlık sektörüne yatırdığımız yatırım maliyetleri yarı yarıya düşer. Bunu hepimizin yapması lazım. Çünkü hepimizin çoluk çocuğu var. Bunu yapmamız lazım. Anladım ama burada işte şunu anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi bu diyoruz ki doğal. Ama bu kavramların da içi boşaldı. Yani kesinlikle doğru yani söylüyorsun. Yani şimdi işte yumurtadan bir örnek verdik. Bunun örneklerin sayısını çok arttırabiliriz. Evet. Ya tarımsal ürünlerde biraz o sebze meyvelerde işte turfandası ayrı, seradaki ayrı, yok işte tarladaki ayrı vesaire. Yani güvenebileceğimiz mekanizma da yok bu noktada. Yani bir ara Tarım Bakanlığı işte bazı ürünlerin içeriğiyle oynayan firmaları afişe ediyordu. İşte evet. Diyordu ki işte şu peynir firmalarında işte şunlar bulundu. İşte şu çeşitli gıda maddelerindeki içerikleri uygun olmayan maddeleri ekleyen firmaları ilan ediyordu. İşte bu noktada işte biz nihai kullanıcıyız, son tüketiciyiz. Bizim onu bilebileceğimiz bir mekanizma, ortam yok. Yani aynısı sizin sektörünüzde de var. Şimdi muhtemelen pek çoğu dünya markası burada sizin rakibiniz olan firmalar. Ve tüm dünyada kabul görmüş, tüm dünyada satılan ürünler. Ama siz diyorsunuz ki bunlar şu sorunlara
neden olabilir. İşte biz burada neye güveneceğiz yani? Burada bizim ülke olarak veya da tüketici olarak bunu bilme şansımız, birbirimizi kandırmak çok zor. Bunun devlette çalışan bir sürü birimler var. Devletin bunun önlemini alması lazım. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Bunların ağır cezalar gelmesi lazım. Ya çünkü biraz önce dedim, aslında terör sıfatına koyması lazım. Ben biliyorum CİMAD'da yani bunu defaten yakalandılar. Tarih geçmiş kaşarları kazanlar koyup da tekrar sağa sürdüklerini ve bunları ufak cezalarla tekrar çıktılar ve tekrar yapmaya başlıyorlar. Ve hatta ilk günlerde doğal kavramı zor bir şey değil ki. Bakanlıklarda bir sürü çalışan insanlar var. Bunları yapması lazım. Ya bahsettiğim gibi kimyasal zararlı gıdayla benim çocuğumu zehirliyor. Veya da zararlı kozmetikle başkasının çocuğunu zarar veriyor. Bunu bakan ben aslında ilaç daire başkanı o kadar işini memnuniyet ve güzel yapıyor ki ama bence oradaki kadrolar az. O kadrolar desteklenmesi lazım. Hepsinin denetim altına alınması lazım. Doğal kavramının üzerine konması lazım. Bir de vicdani olarak bizim hareket etmemiz lazım. Vicdani noktasında çok vicdan eksikliklerimiz var. Takip ettiğim bazı firmalar var. Üzerine bir damla bir ürün koyup da zeytinyağı koyuyor. Doğal zeytinyağlı X ürün dediği zaman toplu tüketim de a diyor bu ürün doğal diyor. O da garibim o ürünü alıp da doğal bir ürün almak istiyor. Ama tam tersine şahıs yanılıyor. Zor mu? Zor değil. Toplumun ağır ceza alması lazım. Denetleme birimlerinin çoğaltılması lazım ve onların da şunu yapması lazım. Ya inan ki ben ülkemi seviyorsam benim bu firmaları çok iyi denetlemem lazım. Arka planda çünkü bunun vebal boyutu da bu. İnsanları zehirliyorsunuz yani. Bu bir bedendir, bu bedenin emanettir. Bu emaneti bizim sahip çıkmamız lazım. Ama diğer tarafta zehirlediğiniz zaman, hastalandırdığınız zaman vebal yani dediğimiz gibi. Benim sizin anlattıklarınızdan anladığım hepimizin bilinçli birer tüketici olmamız kesinlikle lazım. Aynen. Şimdi Aydın Bey, son günlerde malum bu işte Filistin'de, Gazze'de yaşanan hadiselerin akabinde de bir toplumsal duyarlılık göstergesi olarak işte insanlar bir boykot çalışması yürütüyorlar. İşte bunu derneklerimiz destekliyor, kamu kurumlarımızın destekleri var ve boykotlu ürünler ciddi şekilde ilan ediliyor, afişe ediliyor. Evet. Ve insanların tercih etmemesini biz de bu vesileyle bir kere daha ifade etmiş olalım. Şimdi ben de bu meseleyi de meraklıyım, takip de ediyorum. İçerisinde işte gıda ürünleri de var, temizlik malzemeleri de var ama belki de en fazla markanın yer aldığı bölümlerden birisi de kozmetik. Yani sahiplerini bilmiyoruz yani çok da fazla araştırma imkanımız da olmadı ama zannediyorum ki bu kozmetik sizin sektörünüze çok ciddi yatırımlar yapılmış zamanında. Evet. Ve dünyada pek çok bilinen büyük firma boykot listesinde yer alıyor bu noktada. Bizim buna karşı ya pek çok boykot listesinde de alternatif ürünler de yer alıyor. Bilhassa yerli imalatı olan ürünler. Ama maalesef kozmetikte ben öyle çok fazla alternatif ürün de göremedim yani listelerde. Yani bunu siz nasıl değerlendirirsiniz bu sektörün içerisinde birisi olarak? Şimdi boykot çok kıymetli bir olay ve toplumumuz da çok bilinçli bu konuda ciddi anlamda yol aldı ve protesto etti, boykot etti. Ben tam tersine bakıyorum. Üretmediği zaman boykot etme hakkınız yok diyorum. Tamam boykot, ben 20-32 yıldır ticaretle uğraşıyorum, 28 yıldır sektördeyim. Çeşitli zamanlarda, yıllarda böyle boykotlar çıkar. Ne kadar zaman? 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra tekrar başa dönüyorsun. Şimdi ben şunu hep söylüyorum. Boykot etmek tamamen Don Quixote'luk, başka bir şey değil. Üretmediğiniz zaman boykot etmeye hakkınız yok arkadaşlar. Alternatifini koymamız tabii lazım. Tabii koymak zorundasınız. 3 gün sonra tekrar başa döndüğünüz zaman o zaman ne anlamı kaldı? Kimi kandırıyorsunuz? Bu ülkede bir etimatik gerçeği var. Etimatik 10 yıldır bir matik yapmaya çalışıyor. Ve ilk mati de hatta ben kendi marketim, ilk grup başındaki yöneticiler ilk çıktığı zaman bizim ilk marketimize getirdik ilk ürünü. Ya bunu bir koyalım dediler oradaki safhaya. Bu ürün nasıl çıktı? Matik olayı nasıl çıktı yani? Eksiklerimiz, artılarımız nedir? Biz markette kule yaptık. Vatan, Millet, Sakarya, yerli matikler falan çıkıyor. Bir hafta sonra matik getirdiler. Hepsi iade ettiler. Matin içerisinde bir sıkıntı var dediler. Olmuyor dediler. Ben de hatta ben başındaki yönetici arkadaşlara dedim ki ya biz marketçiyiz. Daha tabir dedim ben bakkalım. Bakkal halinde diş macunu yapıyorum dedim. Ya neden abi dedim bir diş matik yapamadınız? Ya uğraşıyoruz, Ar-Ge çalışması yapıyoruz.
Biz dünyayı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Gittik hatta laboratuvara baktık. Orada Ar-Ge'de laboratuvar bir sürü insanlar mikroskopla ürünü inceliyorlar falan. Karıştıklar ürün 3 tane ürün. Ve günün sonunda bence etimatik nerede? Toplum bunu kendisi sorgulasın. Başarılı mı, başarısız mı? Bence toplum bunun çok rahat cevabını verebilir. Biz neden yapmıyoruz? Yapmadığımız zaman da kalkıyoruz burada bazı markalar biz protesto ediyoruz. Üretmemiz lazım. Benim bahsettiğim konu. Siz üretirseniz doğru ürünü çıkarırsınız ve doğru üründe uygun fiyatı çıkarttığınız zaman inan ki toplum o kadar bilinçli ki, toplum o kadar hasret yerli markalara, o zaman protesto etme hakkınız da oluyor. Ama üretmiyorsunuz, toplum ertesi gibi bakıyor, ortada bir şey yok, tekrar başa dönüyor. O zaman kimi kandırıyorsunuz? Ben tek anladığım bir şey var, ben akademisyen falan değilim, ben uzun uzun toplantılar yapmam ve televizyonlarda bunu görüyoruz ve ekonomik çalışmalar çalıştılar. Benim çok bunları aklım vermiyor. Ben 32 yıldır ticaret hayatım. Ben sadece şunu öğrendim. Üretmediğiniz zaman, çalışmadığınız zaman hiçbir şey protesto etme hakkınız yok. Gönlü sonuçta ben gerçekleri söyleyeyim. İsterseniz yalanları söyleyip birbirimizi kandıralım. Çünkü tekrar başa dönüyoruz. O yüzden toplumun üretmesi lazım. Gençlerin üretmesi lazım. Kahvede oturan binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişinin üretime katılması lazım. Ya zor değil yani. Ben şöyle diyorum. Dünyada artık bazı gelişmiş ülkeler artık haftada 4 gün çalışıyor. Bizim ülkede ben totale baktığım zaman bence biz günde 2 gün çalışıyoruz. Haftada 2 gün çalışıyoruz. Birileri 10 saat çalışıyor. Ciddi 7 saat çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Ama otel ortama totale baktığı zaman şu zaten bu havuza herkes çalışarak bu bardağı dolduracak. Ama bence biz toplum olarak inan ki haftada 2 saat çalışıyoruz ortalamada. 2 saat çalıştırdığınız zaman nasıl bu ülkeyi kalkındıracağız hep beraber? O yüzden şunu söylüyoruz. Herkes en azından 3 gün, 4 gün çalışsa inan ki bu ülkeyi kurtarırız. Ülkeyi kalkındırırız. Üretim, üretim, üretimin dışına benim aklım ermiyor. Üretmediğiniz zaman protesto etme hakkınız yok. Siz üretmediğiniz zaman başkaları gelir sizin ülkenizde üretirler. Ondan sonra bu ülkenin sermayesini, parasını alıp giderler. Ve bir de bizim sektörümüz yani gıda gibi değil. Bizim kozmetik ve deterjan sektörü, kimya sektörü çok karlı bir sektör. Adamlar o yüzden orayı doldurmuşlar. Tarih problemi çok fazla yoktur. Gecik kokmaz, bir şey olmaz. Reyonlarda durur. Ambalaj problemi çok fazla olmaz. O yüzden adamlar bu sektörü elinde kaptırmak istemiyor ve sizin elinize vermek istemiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece bakıyoruz. Baktığımız zaman bugün bir şey diyeyim ben size, Abdülkadir'e. Fransız L'Oréal'in aşağı yukarı çeşitli rakamlar telaffuz ediyor ama 100 milyar dolarlık bir markadan bahsediyorlar. 400 bin kişi çalışıyor. Yaptıkları çok fazla bir şey yok. Aynı şampuanları birkaç tane ambalajlara koymak. Aynı kremleri 40-50 tane farklı kremlere koymak. Biz zaten bunu yaptık. Bence biz bunu daha iyisini yaptık. Ama onlar bizden 15-20 sene, 30 sene önce yol aldıkları için artık o sahaya bizim girmemizi istemiyorlar. Çünkü bundan çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ve oradaki çalışan yöneticilere çok ciddi paralar ödüyorlar. Ama bizim ülkemizde ne yapıyorlar? Bizim ülkemizde burada çok ufak karlar bırakarak paranın çoğunu götürüyorlar. Hatta bu deprem zamanında ya ülkemizde de çok farklı bir algı problemi var. Ülkemizde birkaç tane marka var. Marka telaffuz etmemde bir sıkıntı yoksa ben söylemek isterim. Reklama girmiyorsa ha, yani. Yani şöyle, orada bizden ürün talep ettiler o bölgeyle ilgili. Bizim markamızı biz sunduk. Ya dedi ki sizin markanızda dedi, yeni bir marka dedi. Daha gelişmiş bir marka istiyoruz. Yetişici olarak. Ülkemizde bu konuda iki tane ciddi macun var. Çok ciddi büyük firmalar. Ülkemizin önüne gelen iki tane büyük firmalar. Geldim ki sizden ricam lütfen o genel sektörler o markaları alın götürün o deprem bölgesine. Yerli ürünü tercih edin. Tabii yerli ürünü götürün. Ya, tamam evet biz 10 senedir oldu başta ama 40-50 senelik bunlar firmalar. Bir Ankara firması, bir İstanbul firması. Lütfen dedim bunlar alın. Şu soru şimdi çıktı biliyor musunuz? Ya dedi onlar da dedi daha prestijli markaları almak istiyoruz. Onlara şunu söyledim. Şu anda deprem bölgesinde o iki tane firmanın tırı var. Bir Ankara Elmadağ'da, bir İstanbul'daki bir firma. Şu anda deprem bölgesi o adamların tırları var. O diğer yabancı sermayenin hiçbirinin tırı yok. O yüzden bizim toplumda da çok farklı yapılar falan var. Yerli marka doğru yapıyorsa, düzgün yapıyorsa kesin sahip çıkmamız lazım. Ülke olarak da bizim de biraz daha bilinçlenmemiz lazım. Şimdi biz hanımla alışverişe gidiyoruz Aydın Bey. Telefon önümde açık, boykot evet. Listesi. Şimdi bir şey alıyorum, bakıyorum var mıymış, yok muymuş. Şimdi onu bırakıyorum. Bir de alışılmış, yani bizim bazı ürünler var. Uzun zamandır alıyorduk ama bilmiyorduk yani açıkçası evet. Bir şeye dahil olduklarını. O şirket gruplarına dahil olduklarını. Şimdi son bir zamandır
İşte bu bulaşık makinesine kullanılan ürünler şey var. Şimdi sırayla deniyor hanım. Yani yerli 2-3 tane ürün bulduk. Sürekli alışmış olduğu şeyi almıyoruz artık. Sırayla deniyor. İşte hangisini mesela deterjanda buldu. Bu işte boron var biliyorsunuz malum. Deterjanda onu anlaştık ama bulaşıkta devam ediyoruz. Onda bir şey bulacağız inşallah bakalım. Ben size şey soracağım. Siz bu kadar yani üretimle dertlenmişsiniz. Allah razı olsun. Yani inşallah Allah sizin gibi düşünen iş adamlarımızın i̇nşallah. Sayısını arttırsın i̇nşallah. Diyelim bu vesileyle. Sizin şu an üretim altyapınız nasıl? Yani Ankara'da yeriniz bildiğim kadarıyla. Yani biraz da bize kendi üretim safhanızdan, kendi üretim durumumuzdan da bahsedebilir misiniz? Şu anda biz yeni bir alana geçtik. Orada 3000 metrekare bir alanımız var. Orada 60 civarında personelimiz var. Şu anda 30-40 kişi daha bünyemize katmak istiyoruz ama ne yazık ki kadro bulamıyoruz biz. Çalışacak elemanlar bulamıyoruz. O zaman burada hemen araya gireyim. Bu vesileyle seyircilerimizden yeterli donanıma sahip olduğunu düşünen varsa Akarta Kozmetiğe başvurabilir diyelim yani. Şimdi Abdülkadir Bey, geçen biz bir İK'da bir arkadaşımızla anlaştık. İnşallah pazartesi günü bize başlayacak. Arkadaşımız dedi ki Aydın Bey ben başladığım zaman kaç kişi alacağım dedi. Ben arkadaşa şunu söyledim. 4000 kişi arıyoruz dedi. Bayan arkadaşımız güldü. Espri mi yapıyorsunuz dedi. Ya dedim ben espri yapıyorum. Biz 4000 kişi aramıyoruz. Biz 40.000 kişi arıyoruz. Bakın ciddi işini yapan sağlam 40.000 kişiye bizim ihtiyacımız var. Artık biz bu işi öğrendik. Formülleri biliyoruz. Çok kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Bunun tek şeyi var. Üretim bizim sektörde veya da diğer sektör ticarete dair bizim sektörde 3 ayak vardı sacın. Üretim, iyi bir organizasyon ekibi, iyi bir satış ekibi. Bunu kurduğunuz zaman bahsettiğimiz markalarda çok özel bir şeyler yapmıyorlar. Zaten Ar-Ge sürecini biz geçmişiz. O bahsettiğim işte X firmadaki 400 bin kişi bu süreçleri geçmişler. Ve şu anda dünyanın her tarafında ürün satıyorlar. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Diyoruz ki 40 bin kişiye ihtiyacımız var ama çalışacak kadrolara ihtiyacımız var. Çalışacak 40 bin kişi olursa ama bu artık şuna benziyor. Biz zaten 6-7 yılımızı ciddi maliyetler karşılıyorlar. Ar-Ge'mizi bitirdik. Ve burada şunu yapacağız. Sadece bize bir kazan daha almak, bir dolum makinesi daha almak kaldı. Geçen hafta Sebahat Zahit Üniversitesi'nin eski rektörü geldi. Onlara bir ürün yapmak istiyorlar. Cuma günü Artvin Üniversitesi'nin rektörü ve ekibiyle geldiler. Artvin Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı tarafından aromatik bitki yetkisi verilen bir üniversite oldu. Aynı için hafta içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belpan Yönetim Kurulu Başkanları geldiler. Onlara belediye marketlerinde doğal ürünler yapmak istiyorlar. Şimdi niyet samimi olunca ciddi ürün yapmak isteyen çok kişi gelmeye başladı. Bizim sadece istediğimiz, bunu espri olarak söylemiyorum. Biz iyi maaş vermek istiyoruz. Hatta ekibe dedik ki biz önümüzdeki personelimize zam yapıyoruz. Kurban ayı, kurban harçlıklarını verdik. Zor değil aslında bunları yapmak. Kârlı bir sektör ama yeter ki samimi, çalışkan insanlar gelsin. Gelsin, biz 40 bin kişi barındırmaya hazırız. Ne olacak yani şu an 3000 metrekare. Zaten bizim bu işletmemiz şu anda 150 bin kişi alabiliyor. Ardından yeni bir bina, yeni bir kazan, yeni bir dolum makinesi. Biz sadece kendimizi ticaret abartıyoruz. Yatırımları abartıyoruz. Bazı şeyler zor olduğuna inanıyoruz. Değil. Yeter ki doğru kadrola gelsin. İnan ki çok şey yaparız. Allah yardımcınız olsun. Sağ Allah kolaylık versin diyelim. Peki bu personellerde genelde yani programın başından beri konuşuyoruz. İşte nitelikli personeli bulamıyoruz diye. Evet. Sizin yetiştirme sürecinde işte az önce bahsettiniz bir başka konuyla devam ettiğimizden dolayı tam açamadınız. Kendi Ar-Ge bünyemizi kurduk, üniversitelerle anlaştık dediniz. Evet. Burada nasıl bir süreç takip ediyorsunuz? Şimdi üretim alanımızda hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür biz çok güzel ürünler üretiyoruz. Biraz da işin içine samimiyet koyduğunuz zaman ilan ki çok şey çıkıyor. Yani biraz önce aslında konuyu atlatmıştık. Kozmetikte iki ayak var. Bir kimyasal, hepsi kimyasal. Bir zararlı kimyasal vardı, bir de doğal kimyasal vardı. Bizim ürünlerimiz GİMDES'ten helal sertifikalı. Tarladan ham madde alana kadar GİMDES buna sertifikalı. Daha sonraki aşamada da bize şunu diyor. Ya diyor ki sen şu X ürünü kullanabilirsin. Çünkü ben o fabrikayı inceledim. Temiz, düzgün ürünler tamamen doğal. Bunu GİMDES mi yapıyor? Tabii GİMDES yapıyor. Bu işi çok ciddi anlamda yapıyor. Sonra da bizi takip ediyor ve bizim şirketimize diyor ki, sözleşme yapıyor. Ben de istediğim zaman gizli bir şekilde senin şirketine baskın yaparım. Zararlı kimyasal bir madde varsa ben senin sözleşmeni iptal ederim. O kadar bu işi ehemmiyetli ve güzel yapıyor ki ben takdire şayan görüyorum. Ve ufak sermayelerle bunu yapıyor. Yahudilerin koşar sertifikası gibi ve bu işi ciddi anlamda yapıyor. Bence devletin bunları desteklemesi lazım. Onu biraz daha açabilir misiniz? Mesela burada bu helal sertifikası almak için
Lazım olan şey işte sadece işte domuz ürünleri kullanmamak, alkol kullanmamak mı? Hayır, yoksa yemeğin sen neler var? Hayır. Kimle şunu söyle. Ya diyor ki ben diyor işine kullanıcı örnek bir gliserin diyeyim, sorbitol diyeyim bunlar pastacılıkta kullanım malzemeler. Önce diyor ki ben diyor bu malzemeyi siz kimde alırsınız? A fabrikadan. Bir dakika diyor. Ben diyor önce o A fabrikayı incelemem lazım diyor. Orada bir ekip de onlara sertifika veriyor. Fabrikanın temizliğine bakıyor, düzenine bakıyor, içinde mescit var mı yok mu ona bakıyor. Bunlar yaptıktan sonra o fabrikada sertifika verirken diyor ki bir dakika bunun ham maddesini sen nereden alıyorsun diyor. Ben diyor şu çiftçide şu tarlada alacağım. Bir dakika diyor. Ben o tarlayı da inceleyeceğim diyor. Hmm. O kimyasal gübre kullanıyor mu? Şunu kullanıyor bunu. Onu inceletiyorsun. Yani tarladan son haline kadar ve bunu sertifikalandırıyor. Ve şunu söylüyor tüm işletmelere. Ben diyor gizli olarak sizi denetlerim diyor. Bir baskın yaparım. Hiç kimse bana soramaz. Üretim alanına gider, başka alanına gider ve ürünlerinizi inceler. O kadar çok kıymetli bir iş ki biz o yüzden o firmayı takdir ediyoruz. Peki yani yine ben nihai kullanıcı olarak soruyorum. Mesela biz GİMDES tarafından verilmiş helal sertifikalı bir ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilir miyiz? Kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani söyleyeyim, orada hiçbir sıkıntı yok. Belki ufak gözden kaçan muhakkak ufak şeyler olacak ama şu anda ülkemizde bu işi GİMDES ciddi anlamda layıkıyla yapıyor. Peki sizin sektörünüzde başka firmalar var mı mesela var. Yine böyle? Var. Helal sertifikası var. Aynen. Ama. Bizim kozmetik sektöründe çok alan firmalar var. Takdir ediyoruz. Onu başka sektörlerde var. Gıda sektöründe var. Bunu ciddi anlamda yapan çok güzel firmalar var. Şey bahsediyorsunuz. Araya söz girdim. Bu personel gelişim sürecinde dediniz üniversitelerle anlaştık. Orada neler yapıyorsunuz Aydın Bey? Yani bir kendi bir hizmet içi eğitim gibi bir süreciniz mi var? Yoksa yani nihayetinde daha ihtisaslaşmış bir alan sizinki. Yani bir kimya mühendisi ya da bir kimyager doğrudan geldiğinde yapabileceği bir şey mi? Yoksa siz personeli alıp yetiştirip sektöre uygun bir hale mi getiriyorsunuz? Şimdi biz Yıldır Beyaz'ın kariyer grubu var. Onlarla biz bir protokol yaptık. O protokolde onlar kendi içlerinde şu anda e-ticaret, satış ve ihracat konusunda eğitim vermeye başladı gençlere. Sonraki aşamalarda bizim işletmemize getirdiler. O gençlerle biz bir istişare ettik, bir eğitim toplantıları yaptık. Biz niyetlerimizi ve yapımızı anlattık onlara. Başarı hikayelerimizi anlattık. Başarı tesadüf değil hiçbir zaman. Siz üretirseniz, siz yönetirseniz, çalışırsanız kesinlikle başarısınız. Biz bununla ilgili başımızdan geçen hikayeleri anlatıyoruz. Ve bunun aynı zamanda bir sorumluluk duygusu olduğunu söyledik. Eğer inanç noktasına baktığımız zaman, eğer üretmediğiniz zaman, yönetmediğiniz zaman, orada oturduğunuz zaman vebal boyutunu anlattık. Ülkemizin milliyetçilik durduklarımızı anlattık. Nereden almak istiyorsanız alın dedik yani. Ama kesinlikle eğer yarın gençlere biz şunu söylüyoruz. Ben maddi olarak mutlu değilim dediği zaman hiç oturup da kimse kimseyi suçlamasın. Herkes bugün İskandinav ülkeleri rol model alıyor. Tamam güzel de ama orada kusura bakmasınlar ya. Orada sabahleyin insanlar işe gittikleri zaman sefer tasıyla gidiyorlar. Ve orada çalışma saatleri için tertipli, düzenli ve sistemli, prensipli kurallar dahilinde çalışıyorlar. Ama ülkemizde öyle değil. Ülkemizde insanlar çalışma sahasına geldikleri zaman oyalanarak geliyorlar. Belki toplum bana kızacak ama ya gerçekleri söylemek zorundayız. Ben aslında biz onlardan daha çok düşünüyoruz. Ya diyoruz ki lütfen gelin yönetin, yönetici olun. Bizim üretimle ilgili çok şükür bir eleman sıkıntımız biz bu ara yaşamamaya başladık. Ve gelen üretimde çalışanlar, emekçiler o kadar ahlaklı ve güzel çalışıyorlar ki ben kendi personelimi burada takdir ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Ama yönetim noktasında masa başındakilerde biraz bu ülkede sıkıntı var. Biz onlara diyoruz ki gelin, çalışın ve yönetin. Tüm firmalarda yönetici sıkıntısı var. Herkes insan kaynakları arıyor. Herkes finansçı alıyor. Herkes satış elemanı alıyor. Ve bu insanlar Avrupa standartları neresi şeklinde maaşla yakın maaşlar alıyorlar. Ama ne hikmetse bulamıyoruz. Peki programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizi seyreden seyircilerimize, gençlere evet. Tavsiyeniz, bu 32 yıllık meslek tecrübesinin nihayetinde olarak aktarmak istediğiniz duygularınız, düşünceleriniz var mıdır? Bu ülke bizim. Başka bir gidecek yerimiz yok. Ülkeyi protesto etmek yerine gelin hep beraber üretime katılalım. Matematik sabittir, fizik de sabittir. Bu toplum üretmediği zaman protesto etmeye hakkınız yok. Kusura bakma birbirimizi kandırmayalım. Haftanın genel toplam diyorum bak burada kimse yanlış alamasın. Ciddi 15-20 milyonu eli öpülesi canla başla gece gündüz çalışıyor. Ama totale baktığınız zaman çalışmayan da kefe koyduğunuz zaman 2 gün çalışmakla biz bu ülkeyi kurtaramayız. Ya sonuçta da hepimiz ülkeden bir şey beklemek zorundayız.
Ben şunu söylüyorum. Tamam bir şey bekliyorsun ama sen ne vermeye varsın? Ben bir şey vermeye varım. Ülke gelirse yesin elinde tutsun. Öyle bir dünya yok. Biz herkesi üretime, üretime, üretime çağırıyoruz lütfen. Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani kapanışta çok gerekli bilgileri verecek şekilde oldu. Gerekli farkındalığı inşallah oluşturmuşuzdur i̇nşallah. Diye ümit ediyorum. Değerli seyircilerimiz, bir tecrübeyle sabit programında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir tecrübe hikayesiyle ekranlarınızda olacağız. O zamana kadar şen kalın, esen kalın efendim.